Yaz ve kış turizmi açısından büyük bir öneme sahip olan Sivrice, sıcaklıkların arttığı şu dönemlerde Elazığlılar başta olmak üzere çevre illerde yaşayan tatilcilere de ev sahipliği yapıyor. Ebu Bekir Irmak, yeniden Refah Partisi'nden Sivrice Belediye Başkanlığı görevini ikinci kez yeniden üstlendi. Güzel ilçemizde, doğunun incisi olan bir beldede görev yapmak, burada bu hizmetlere sunmak bizler için gerçekten çok onur duyduğum, gurur duyduğum. Evet, bahsettiğiniz bir dönem önce de 2014-2019 yılı arasında 5 yıllık bir görev süresi oldu. İlçeme güzel hizmetler yaptım. Bu arada bir ara verdik. Tekrardan yerel seçimlerde 2024 31 Mart'ta halkımız tekrardan bu görev bize tevdi etti. Bizi uygun gördü. Bu yetkiyi, bu görev bize layık gördüler. Allah'ın izniyle inşallah biz de meydanlarda, sokaklarda, hanelerine misafir olduğumuzda konuştuğumuz, söz verdiğimiz, yapmamız gereken projeleri bunlar bir bir hayata geçireceğiz. Sivrice Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak, hayata geçireceği çalışmaları ve projeleri paylaşarak ilçe için pozitif ayrımcılık talep etti. Ve bu bölge bir tek Sivrice'ye değil, Elazığ'a, çevre illere, Doğu Güneydoğu'ya ve Türkiye'ye hizmet eden bir ilçemiz. İnsanlar artık günü birlikte olsa, hafta sonu da olsa, insanlar hemen bir anda ilçeye nasıl gidebilirim, nasıl nefes alabilirim? Bunlardan ilgili çok güzel projelerimiz var. Az önce dediğimiz gibi yani kendi bütçemizden bazı şeyleri yapmamız mümkün değil. Ama burada genel bütçeden ilçemize bir, daha doğrusu turizm bölgelerinde olan ilçelere pozitif ayrımcılığın olması gerekir. Turizm Bakanlığı'nın bizlere pozitif ayrımcılık yapması lazım. Burada Çevre Bakanlığı'nın bize %100 destek olmaları lazım. Valiliğin yine öyle. Sayın Valime buradan çok teşekkür ediyorum. Siyasilerime de teşekkür ediyorum. Yani geldiniz az önce işte asfaltın, BSK'nın ne kadar harika olduğunu, turizm bölgesine yakıştığını hep birlikte gördük yani. Hizmeti kim yaparsa yapsın, herkesten Allah razı olsun. Bizler de bunların takipçisi olacağız. Yani Çevre Bakanlığı'ndan bölgemize daha çok insanların faydalanabileceği parklar, yerler, konaklama yerleri yapmamız lazım. Bu arada yine turizmle ilgili yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız, iş adamlarımız varsa sonuna kadar onların yanında olacağım. Çünkü benim bölgemde Semra Hanım, küçük beldelerde yani işsizlik had safhada. Bizim bunlara hem iş, hem aş, hem de insanların sosyolojik olarak, psikolojik olarak daha rahat dinlenmeleri için bu alanlara ihtiyaç var. Bunun için yani hem Turizm Bakanlığı'ndan hem de Çevre Bakanlığı'ndan ciddi destek bekliyorum. Valilikten çok ciddi destek bekliyoruz. Yani taleplerimiz var. Doğunun incisi olarak nitelendirilen Sivrice'nin turizme kazandırılması için kolları sıvadıklarını aktaran Sivrice Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak, iş insanlarını yatırım yapmaları için bölgeyi davet etti. Çalışmalarımız olacak. Daha önce kendi dönemimde imardan çok güzel bir çalışmam olmuştu. Daha sonrasında tabii deprem araya girince, işte pandemi girince biraz sekteye uğradı. İnşallah biz kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz. Yani belli lokasyonları turizme kazandırmak için imarla ilgili çalışmalarımız oluyor. Onları önümüzdeki haftada tekrardan Ankara'da olacağım. Bunlardan ilgili ciddi çalışmalarımız olacak. Yalnız burada hem Elazığlı'nın, hem bölge insanların, hem de iş adamlarını tekrardan ilçeme davet ediyorum. Gelsinler, burada birlikte bunları yürütebileceğimiz çalışmalarımızı biz onlara anlatalım. Ve burada çok güzel konaklama yerleri yapalım. İşte yanı başımızda hemen dağın tepesinde bungalov evler olmaz mı? Vallahi çok iyi olur. Kayak merkezi var. Otel olmazsa mazardadır, olması gerekir. Yine bölgede birkaç lokasyonda yani otellerin ve bungalovların kesinlikle ve kesinlikle olması lazım. Biz eğer bu batık şehri turizme kazandırırsak çok ciddi anlamda hem ülke içinde hem de yurt dışından çok takipçisi ve buralara gelip gezmek isteyen insanlarımız, vatandaşlarımız ve tarihi değerlendirecekler.
Yani burada sonuçta yapay bir şey değil. Burada bir şehir varmış, bir yaşam varmış. Yani bunu gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Turizm Bakanlığı'nda taleplerimiz olacak. Ya batık şehre cam fenusla dolaşabilir miyiz? Bir maliyet çalışması yapıyoruz şu an. Ve asansörlerle inebilir miyiz aşağıya doğru? Yani o alanı görelim. Ben batık şehre iki kez kendim daldım. Gerçekten muhteşemdi. Yani o günün şartlarında asırlar geçmiş. Halen daha anne ocağı dediğimiz ocaklar, işte yemek pişirme alanları, duvarlar, pencereler olduğu gibi yapılar duruyor. Yani suyun içinde olmasına rağmen çok güzel bir yapı yapılmış o günkü şartlarda. Eğer bunu kazandırırsak burada ilimizde, ilçemizde, bölge halkımızda, ülkemizde kazanacak. Bölgenin tek elden yönetilmesini talep eden Başkan Irmak, araç eksiklikleri olduğunu söyledi. Gölün idaresinin tek elden olmasını istiyoruz. Yani burada 3 mülki idare emiri var. Yani aslında tek elden yönetilirse gerek valilik eliyle veya gerek bizim elimizden veya gerek maden kaymakamından, çünkü bölge lokasyonunda toprak alanlarının 3 bölgeye ait olduğunu görüyoruz. Daha güzel, daha kaliteli hizmetler olur. Onlar da inşallah taleplerimiz olacak, alacağız. Yani yakın zamanda bir yurt dışı programımız da olacak. Oradaki STK'larla, yatırımcılarla görüşüyoruz. Yani göl hepimizin, burada yaşayan vatandaşlarımız var, orada iş adamı olan arkadaşlarımız var. Yani teknik anlamda donanımlı olan araçlara ihtiyacımız var. Özellikle ilkbahar aylarında göl kenarında bazen kırıntılar, işte çamur, sazlık dediğimiz olaylar oluyor. Onların temizlenmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak. Yani Sivrice göz ardı edilecek bir ilçe değil. Herkesin gözdesi, göz bebeği, kalbi bizim için çok önemli. Benim doğup büyüdüğüm buralar, bu topraklar. Onun için bölge halkına hizmet etmek istiyorum. Bir tek turizme değil, yani sanayi, imalat kısmında da inşallah vatandaşlarımızla birlikte. Yani şu Türkiye şu ekonomik girdaptan bir çıkarsa, bu ekonomik yaptırımlar üzerimizden bir kalkarsa, borcumuz var. Ama olsun, biz inanıyoruz, biz güçlüyüz, biz birbirimize yeteriz. Halkımla birlikte inşallah, yani seçim beğenlemesinde ne konuşmuşsam Allah'ın izinden inşallah günün sonunda bunların hepsini tamamlayacağım. İnancım da tamamdır.